Diyarbakır Map Çalışma Fasikülü 4. ünite 26. soruda kalmıştık. Birinci bölümü çözüyoruz. Haydi başlayalım. Fije maskelilerden kedi çocuk ve baykuş kız yukarıdaki kareli kağıt olarak modellenen yollarda belirtilen noktalardan aşağı verilen yönergeler doğrusuna hareket ediyor. Baykuş kız C noktasından A noktasına en kısa yoldan yürüyor. Kedi çocuk ise B noktasından D noktasına en kısa yoldan yürüyor. Baykuş kız için C'den A'ya gidelim. C'den A'ya gittiğimizde nereye gideriz? İşte bu yoldan gideriz arkadaşlar. Bu yoldan gittik. Kedi çocuk ise B'den D'ye en kısa yoldan diyorsa direkt gideriz değil mi? Orayı da işte böyle gittik. Gittiğimizi gördüğünüz gibi bunlar nasıl kesiştiler? 90 derecelik açıyla dik kesiştiler. Zaten şıklarda da dik kesişir var. Kareli zeminde verilen kroküde Kübra ve Merve A, ile Nurullah'a ulaşmak istemektedirler. Buna göre noğraştaki yolların hangilerini izlerlerse ikisi de Nurullah'a ulaşabilirler? Kübra'mızın bir kere 1 2 3 4 birim yukarı 1 birim sağa gitmesi lazım. A şıkkında Kübra 4 birim yukarı 1 birim sağa doğru. D şıkkında Kübra 4 birim yukarı ama devamda 1 birim sağa dememiş. D şıkkı gitti. B ile C'ye bakalım. Kübra 1 birim sağa 4 birim yukarı. O da uyar bize bakın. 1 birim sağa 1 2 3 4 birim yukarı oluyor. Kübra 3 birim yukarı 1 bir birim sağa diyor. Bu olmuyor. A ile B kaldı. Şimdi Merve'ye bakalım. Merve 1, bir, 2 birim yukarıya. 1, 2, 3, 4 birim de sola gitmesi lazım. 2 birim yukarı, 4 birim sağa demiş. Yanlış. 4 birim sola, 2 birim yukarı demiş. İşte bu doğru. A şıkkıdır cevap. Görselde bir yüzme ağzın dolapları verilmiştir. Yüzme kursuna giden kursiyerlerden Hakan, Cenk, Emre ve Berkin elbise ve eşyalarını koydu. Dolapların nerede olduğu ve dolapların nasıl durum numaralandığı ile bilgiler aşağıda verilmiş. Şimdi 3. satır D sonunda bulunan dolap 3 olarak numaralandırmıştır. Demek istiyor ki birinciye yani buradaki ilkine satır ikinci kısmına da sütundan bahsediyor. Hakan dolap numarası 2B'dir. 2D ve B'de Hakan'ımızı yazalım. Ve bir daha 2'yi ve B'yi kullanmayacağız. Bakın burayla burayı bir daha kullanmayacağız. Onu demek istiyordu. Emre'nin dolabı Berk'in dolabının bir birim sağında üç birim yukarısında. Bir birim sağa üç birim yukarısındaysa şuraya bir Berk diyelim. Ve bir birim sağa üç birim yukarısına gittiğimizde buraya da ne demek zorunda kalırız? Emre demek zorunda kalırız. Cenk'in dolabı ise E sütunda ve Emre'nin bir birim sağa iki birim aşağısında. Bir birim sağa iki birim aşağısına gidersek buraya da Cenk'in dolabını koyuyoruz. Fark ettiyseniz herkes farklı sütunda farklı satırda oldu. Cengin dolap numarası diyor. Cengin dolap numarası nedir arkadaşlar? Şurasıdır. Burası da üçüncü satır. E sütundur. 3 E'dir. Cevap A'dır. Çıkış yeri kolay bulunamayacak kadar karışık olan yapılara labirent denir. Aşağıdaki verilen labirentlerin A noktasında bulunan fare B noktasındaki peynire gidecektir. Koyu renkteki yollar kapalı olup fare buradan geçememektedir. Fare peyniri en kısa yoldan gitmek için açtaki yollardan hangisi, hangisini sırasıyla izlemelidir? A şıkkına bir bakalım. İki birim sağa diyor. Bir, iki birim sağa geldik. Bir birim yukarı, bir birim yukarı gittik. Bir birim sola, sola gidemeyiz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi kapalı bir kısım var. A şıkkı olmadı. A'yı eledik. 1 bir birim sağ, 2 birim yukarı diyor. 1 bir birim sağa buraya geldik. 1, bir, 2 birim yukarı dedi buraya geldik. 2 birim sola, 1 bir birim aşağı. 2 birim sola gidemem. Şeklin dışına çıkarım. Bu da gitti. 1 bir birim sağ, 2 birim yukarı diyor. 1 bir birim sağ, 2 birim yukarı geldik. 1 bir birim sağ, 1 bir birim yukarı diyor. Sağa gidemem. Labirent var. Bu da gitti. 1 bir birim sağ, 2 birim yukarı diyor. 1 bir birim sağ, 2 birim yukarı geldik. 1 bir birim sola, 1 bir birim yukarı diyor. 1 bir birim sola, 1 bir birim yukarı. 2 birim sağ, 1 bir birim aşağıya. 2 birim sağ, 1 bir birim aşağıya. En sonunda 1 bir birim sağa gittiğimizde peynire ulaşmış oluyoruz. Cevap D şıkkıdır. Yukarıdaki satranç tahtasında E6 konumda bir kale konuluyor. Bu kale 3 kare aşağıya Hemen 1 2 3 kare aşağıya. 4 kare sola 1 2 3 4 4 kare sola. 1 kare yukarı, 1 kare yukarı gittik ve 2 kare sağa hareket ettiriliyor. İşte bu koruma geldik. Buna göre kalenin son durumdaki konumuna başlangıçtaki konumdan başlayarak aşağıdaki yollardan hangisiyle uğraşılabilir diyor. Bakalım. A şıkkına. 2 kare yukarı. 2 kare yukarı gittim. 3 kare sağa. 1, 2, 3 kare sağa gittim. 4 kare aşağı. 1, 2, 3, 4 kare aşağı gittim. Ve 3 kare sola diyor. 1, 2, 3 kare sola gittim. Gördüğünüz gibi ulaşamadım. B'ye bakalım. 4 kare sola, 3 kare aşağı. 1 2 3 4 kare sola, 1 2 3 kare aşağı. 2 kare sağa, 1 kare yukarı. 1 2 kare sağa ve 1 kare yukarı diyor. Aynen de o cevap bursadır. A ve B herhangi iki nokta olmak üzere A noktasının B noktasına göre konumu bulunurken A noktasının B noktasına göre nerede olduğuna bakılır. Yukarıdaki şekilde Ali ve Ahmet adında iki arkadaşın bulduğu konumlar verilmiştir. Ali'nin Ahmet'e göre. Yani Ahmet'e göre diyorsa Ahmet'ten Ali'ye gideceksin. Ahmet'in neresindedir Ali? 1, 2, 3, 4 birim aşağısında 2 birimde solundadır. 4 birim aşağı 2 birim sola bakacağız. Cevap A şıkkıdır. Yukarıda birim karelerden oluşan bir yüzey üzerine yerleri işaretlenmiş bulunan Can, Selin, Pelin ve Hakan adında dört arkadaşın aşağıdaki birbirlerine göre konum bilgi vermiştir. Buna göre işte hangisi yanlıştır? Can, Selin'in 3 birim solunda. Selin'in 3 birim soluna gidelim. 1, 2, 3 birim soluna gittim ve 2 birim yukarısındadır diyor. 1, bir, 2 birim yukarısına gittim. Gerçekten Can orada. Doğrudur bu. B'ye bakalım. Pelin Hakan'ın 3 birim solunda. Hakan'ı buldum. 1, 2, 3 birim soluna gittim. 3 birim de aşağısındadır diyor. 1, 2, 3 birim de aşağıya gittim. Pelin gerçekten orada. Bu da doğru. Can Hakan'ın 5 birim sağında. Hakan'ın 5 birim sağına gidelim. 1, 2, 3, 4, 5 birim sağ ve 1 bir birim aşağısına gidiyorum. Aman yarabbi orada kimse yok. Cevap C'dir. Gene de D'ye bakalım. Pelin Can'ın iki birim sağında. Can'ın 1, bir, iki birim sağına gittin. 4 birim de aşağısına gideceğim. 1, 2, 3, 4 birim. Pelin gerçekten orada. Yani bu da doğru. Cevap C şıkkıdır. Verilen oyunda tuşlara bir kez basıldığında Şekil tuşun gösterdiği yönde bir birim hareket etmektedir. Buna göre açtaki verilen hangi yöntem, yönlendirme karelizmde verilen şekli uygun boşluğa taşır? Şimdi bu köşe nereye gelmesi gerekiyor? Aha bu köşeye. Köşeleri kaç birim kaydıracağımıza bakalım. 1, 2, 3, 4 birim sola kaydırmam lazım. Sol dediğimiz 2. 2 tuşuna 4 defa basacağız. 2 tuşuna 4 defa diyor. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu 4 tuşuna da 6 defa basmam lazım. 4 tuşuna da 6 defa bastım da gördüğünüz gibi o köşe oraya geliyorsa şekilde aynın buraya cuk diye oturur arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır. Aşağıda dörtgen şeklinde bir yürüyüş yolu gösterilmiştir. M noktasından doğrusal bir yol izleyerek yürüyüş yoluna giren Orhan A noktasından çıkmıştır. M'den giriyor A'dan çıkıyor. E noktasından yürüyüş yoluna giren Merdan ise Orhan'ın takip ettiği yoldan paralel bir yol takip ederek yürüyüş yolundan çıkmıştır. Şimdi şöyle bir çizelim. Diğeri ise e noktasından girmişti. E noktasından girecek ve paralel olacak. Paralel olacaksa şu şekilde girecektir bir kere. Bizim M A'nın bir koduna bakalım. 8'e dikey. O zaman bu da ne olacak yine? 8'e dikey olacak. 8 birim sağa. 1, 2, 4, 6, 8 ve yukarısı. Aha nereden geçmesi gerekiyor o zaman? O'dan geçsin ki paralel olsun. Bakın dikey 8 bu da aynı şekilde dikey ve 8'dir. Yani O'dan geçmesi lazım ki birbirlerini gördüğünüz gibi paralel olsunlar. Aşağıda açılar ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Ölçüsü 180 derece olan açıya doğru açı denir. Bakın dost doğru bir şey çiziyorum. Bu da kaç derece oluyor? 180 derece oluyor. Doğru. Ölçüsü 90 derece olan açılar dik açılar denir. Kesinlikle doğru. 90 derece ise bir açı. Ona ne diyoruz? Dik açı diyoruz. Doğru ölçüsü 90'dan büyük. 180'den küçük açılara geniş açı denir. Aynen de öyle. Şöyle 120 derecelik bir açıya ne diyoruz misal biz? Geniş açı diyoruz. 90'ı geçiyorsa geniştir. Bu da doğru. Ölçüsü 90'dan küçük olan açılara ters açı denir. Hayır buna ne demesi lazımdı? Dar açı demesi gerekiyordu. Cevap D şıkkıdır. İki ışının bir araya gelmesiyle oluşan şekil ile ilgili açıda hangisi yanlıştır diyor. AB ışını ile AC ışının birleşmesiyle oluşan açıklığa açı denir. AB ışını burada gördüğünüz gibi, AC ışını da burada. Bundan oluşturduğu şekil bir açıdır. Doğrudur. Yukarıda açı A açısı olarak isimlendirilebilir. Evet, köşesinin ismi verilerek, hatta üzerinde şöyle bir şapka koyularak A açısı olarak isimlendirilebilir. Açı sembolle ABC şeklinde gösterilir. İşte buraya dikkat edelim arkadaşlar, köşe her zaman ortada kalacak. Bu açı ya BAC açısıdır ya da CAB açısıdır denmesi gerekiyor. Ama bakın ABC açısı denemez. ABC demesi için açının burada olması lazım. Yani C yanlıştır. Yukarıdaki kağıtta KP ışının başlangıç noktası verilen noktalardan hangisiyle birleştirirse bir dik aç elde edilmiş olur. Dik aç olması için kodların aynı yönlerinin farklı olması gerekiyordu. Yani bunun da nasıl gitmesi gerek? Aynen şu şekilde gitmesi lazım. Çapraz gitmesi lazım ki bununla dik açı oluştursun. Dolayısıyla bunun devamını getirsek nereye gidiyor? Gördüğünüz gibi M'den geçiyor. Cevap A'dır. Yukarıda kareli zeminde verilmiş doğruların oluşturduğu açılarla ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. E, A, B geniş açıdır. E, A, B'yi çiziyorum sizin için. Gördüğünüz gibi geniş açı oldu. Gayet ortada. 90 dereceye geçmiş. Bu doğru. B'ye bakalım. EAC, E'den başlıyorum A'ya geldim. Şimdi nereye geliyorum? C'ye geliyorum. Dik açıdır diyor. Şimdi dik açı olabilmesi için kodlarının aynı olması lazım. E, A gördüğünüz gibi %100 çapraz geliyor. Biz %100 çapraz gitmemiz lazım ki dik açı oluşsun. Bakın dik açı oluşması için bu şekilde gitmesi gerekiyordu. Bu ne olmuş? Birazcık içeriye doğru kaymış. Yani dar açı demesi gerekiyordu. Dik açıdır demiş. Cevap Bursa'dır. Yukarıda izometrik kağıtta verilen açılarla ilgili açıdakilerden hangisi yanlıştır? CAE geniş açıdır. CAE'ye bakalım. Bakın bu tam çapraz geliyor. Bu da tam çapraz gidiyor. Bu kesinlikle kodlar aynı olduğu için 90 derecedir geniş açıdır diyor. Yanlış bu bir ne demesi gerekiyordu? Dik açı demesi gerekiyordu. Cevap A'dır. Diğerlerini kontrol edelim mi? EAB açısı geniştir diyor. EAB'ye bakıyoruz. EAB gördüğünüz gibi 90 dereceyi geçmiş geniş açıdır doğrudur. C'ye bakalım. CAB açısı dar açıdır diyor. CAB bakalım CAB'ye. Aha da bu açı gördüğünüz gibi dardır. Bu da doğru. DAB dik açıdır diyor. DAB bakalım şöyle bir DAB'ye. Gördüğünüz gibi burası da birbirlerine dik geliyorlar. Gerçekten dik açıdır. O da doğru. Aşağıda kare zeminde çizilmiş ve numaralandırılmış açılardan hangisi dik açı değildir? Bir kere şu bir dik açıdır. 3'e bakalım. 3'te de gördüğünüz gibi bu tam çapraz geliyor. Farklı yönde tam çapraz gidiyor. Kodları aynı yönleri farklı. Bu dik açıdır. Kesinlikle doğru. Dik açı değildir soruyordu zaten. Şimdi şuranın koduna bakalım. 1, 1, 2, 3. Yani 3'e birlik. Şuraya bakalım. 1, 1, 2. Ama burası 2'ye birlik. Bu dik açı değil bir kere. Kodlarının aynı yönlerinin birbirlerine zıt olması gerekiyor. Şimdi şu 4'e bakalım. 1'e 1, 2. Yani 1'e 2'lik kod. Şuraya bakalım. 1'e 1, 2. Bu da 1'e 2'lik kod ve yönleri zıt. İşte bu dik açıdır. Kodlarından aynı yönlerinin farklı olması lazım dik olması için. 2 de bu yoktu. 2 dik açı değildir. Noktalı kağıtta verilen şekle göre aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır diyor. E A ışınını çizildiğinde E A ışını bir çizelim. E'den A'ya bir ışın çizdim. A E F açısı geniş açı olur. A e f açısı. Gördüğünüz gibi dik açıdan yani şurası normalde dik. Dik açıdan daha geniş. Geniş açıdır. Bu doğrudur. Diğerine bakalım. E'de ışığı çizildiğinde E'den D'ye çizdiğimde sanki bir dik açı oluyor gibi değil mi? FEB açısı dik açı olur diyor. F'den başlıyorum, E'ye gidiyorum, sonra da B'ye geliyorum. Evet, gerçekten bu açı dik açıdır. Bu da doğru. C şıkkına bakalım. EC ışını çizildiğinde FEC dar aç olur diyor. EC'yi çiziyorum. Sonradan da adamlar dediği gibi FEC açısına bakıyorum. Gerçekten dar açı. Bu da doğru. Demek ki D yanlış. EB ışını çizildiğinde FEB açısı geniş açı olur. EB'yi bir çizelim. E'den B'ye çizdim ama fakat lakin burası ne oldu gördüğünüz gibi dik açı oldu. Geniş açı olmadı. Cevap D'dir. Noktalı kağıtta verilen açılardan hangisi geniş açıdır diyor. Şimdi biz ne yapacağız? Burada yine kodlarına bakacağız. Şu 3 numaraya bir bakalım. Kolay çünkü. Çapraz geliyor, çapraz geliyor. Birebir kodla. Bu da birebir kodla gidiyor. Bu kesinlikle dik açıdır. Bize geniş açıdır diyor. 3 kesinlikle olamaz. Şu 2'ye bakalım bir. Kodu aynı gibi duruyor gene. 1'e 1, 2, 3. 1'e 3'lük. Şuraya bakalım. 1, 1, 2, 3. Bu da 1'e 3'lük. Kodlar aynıysa burası nedir? Dik açıdır. Yani 2 de gitti. Şu 1'e bir bakalım. 1 2 3'e birlik. 1'e üçlük. Bu ise 1 bir, 2'ye birlik. 2'ye birlik. Fakat birbirlerine doğru geldikleri için bu nasıl açı? Dar açıdır. Geniş açı değildir. Dolayısıyla bakalım şuna bir. 2'ye 1, 2'ye 1 olsaydı şu şekilde dik açı olurdu. Dik açıyı birazcık geçmiş. Cevap ne olur? D şıkkı olur. Yukarıdaki açılarla ilgili verilerden hangisi yanlıştır? AB dik açıdır. ABE'ye bakalım. Şuradan bahsediyor. Topladığımda 95 derece yapar. Ama dik açı diyor, değil. Cevap A'dır o zaman. Yukarıdaki iki hatta çizden doğrulan oluşturduğu açılarla ilgili açıdaki verilerden hangisi yanlıştır diyor. TLP geniş açıdır. Bakalım TLP. Bakalım TLP'ye. 2'ye 1 kotla geliyor bakın. 1'e 2, 2'ye 1 kotla geliyor. Yine burası ne? 2'ye 1 kodla gidiyor. Yalnız 2'ye 1 kotla gitmesi için şuradan gitmesi lazım dik olması için. Ee, gördüğünüz gibi besbelli geniş açı oldu. Bize yanlıştırı soruyor. Bu doğru. KLR dik açıdır diyor. KLR'ye bir bakalım. K'dan başladım. L'ye gittim. R'ye geldim. Bakın dik açıyı geçmiş. Geliş bir açı olacak. Ama dik açıdır diyor. Bir kere bu yanlış. C'ye bakalım gene de. PLS dar açıdır diyor. F'den başlayıp L'ye geliyoruz. Sonra da S'ye geliyoruz. Gerçekten de dar açı. Dik açıdan. Normalde dik açı neresidir? Dik açı burasıdır. Dik açıdan daha küçük bu. Küçük olduğu için dar açıdır. Bir de D'ye bakalım. TLR dik açıdır diyor. Az önce demiştik zaten bakın 2'ye 1 kodla geliyor demiştik. 1'e 2. Bu da yine 1'e 2'lik kodla gidiyor ve yönleri birbirlerine gördüğünüz gibi dik açı olacak şekilde. Bu da doğru. Aşağıdaki kareli duvar panosunda benzer noktalar toplu iğnelere batırılmış ve bu noktalar isimlendirilmiştir. A ve B toplu iğneleri bir ip ile gergin bir şekilde bağlanmıştır. A, B'yi gergin bir şekilde bir bağlayalım. Bağladık. B noktasıyla bağlandığında dar açı oluşturacak toplu iğneler aşağıda hangisidir? B noktasıyla bağlandı. A şıkkına bir bakalım. C, D, E ve F noktaları diyor. C noktasına bağladığımda B'den dar olur. Güzel. D'ye bağladığımda da gördüğünüz gibi bir dar açı oluşturur. E'ye de oluşturur. Yalnız F noktası diyor. F'ye bağladığımda sanki dar açı değil de dik açı oluşturur gibi. Buradaki F noktası cortladı. Bunu bir geçelim. G, H, K ve L diyor. Şimdi arkadaşlar biz bir kere A, B noktasından böyle bir G'ye bağladığımızda bu açı geniş olur. G olma şansı hiç yok. Bir de direkt D noktasına bakalım. E, D, C ve H. Şimdi çünkü senin A, B'ye şöyle gergin bir ip yaptığın. Gergin ip yaptıysan bir kere dik olacak olan F'nin bu kısmında olacak ki senin açıların böyle dar açı olacak. Yani cevap ne olur? D şıkkı olur. Diyarbakır Fasikül'ün birinci bölümü bitti. İkinci bölümüne başlayacağız bir sonraki videomuzda. O bölümde ne işleyeceğiz? Çokgenler, üçgenler, kapalı şekiller ve özelliklerini işleyeceğiz. En kısa zamanda karşınızdayız canlar. Bay bay.